Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri, yepyeni bir 2 dakikada teknoloji bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde konumuz bilgisayarlarımızdan 100 milyon daha güçlü olacağı iddia edilen kuantum bilgisayarlar. Her şey Sussex Üniversitesi'ndeki Ion Kuantum Teknoloji Topluluğu'nun The Independent gazetesine verdiği bir röportajla başladı. Köken olarak kuantum bilgisayarlar fikri ilk olarak 1982 yılında ünlü fizikçi Richard Feynman tarafından ortaya atılmıştır. Mantığını da size şöyle anlatayım arkadaşlar. Normal bilgisayarlar ikili kod bitlerinin sadece 0 ve 1 kısmı ile ilgilenir. Kuantum efekt sayesinde her kod 0 ve 1'in en küçük veya en büyük ölçeği ya da ikisinin kombinasyonları üzerine pozisyon alabilir. Peki bu ne demek? Cevabı size Google versin arkadaşlar. Google mailindeki D-Wave 2X bilgisayar için şunu söylüyorlar. Normal bilgisayarınız var ya, işte ondan 100 milyon kat daha hızlı. Şimdi sevgili arkadaşlar, bilim dünyası kuantum PC'ler konusunda 10 veya 15 kod bitten oluşan bilgisayarlar yapabilmek için oldukça fazla ter döktü. Zaten kağıt üstünde düşünecek olursak kuantum PC'lerimiz hazır, fakat maliyeti hesaba katacak olursak Mars'a insan göndermekle aynı şey arkadaşlar. Şimdi ben size gelin bu Ion kuantum topluluğunun bulduğu formülü anlatayım. Normalde kuantum bilgisayarlarda sıkıştırılmış iyonları küçük ölçekte hesaplama işlemi her iyonun bir kuantum biti oluşturan bireysel iyonlarla lazer yardımıyla hizalanmasıyla oluşur. Şimdi bu işlemi büyütün. Devasa bir kuantum PC'yi sorunsuz çalıştırmak için, yani milyarlarca kuantum bitini hizaya sokabilmek iyon başı bir tane olmak üzere milyarlarca aynı konumda lazere ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. İşte bu üniversitede çalışan ekip ise milyarlarca lazerle bilmem kaç milyar tane kuantum bitini hizalamak yerine kuantum bilgisayarın mikroçipine küçük çapta voltajlar vermeyi buluyor. Bu vesileyle iyonları birbirine hizalıyor. Bu küçük ve basit işlem çok büyük sorunların önüne geçiyor arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün. Devasa bir kuantum PC'yi soğutabilecek soğutma tesisini yapmak cebinizden de en az bilmem kaç milyon doların gitmesi demektir. Fakat bu ekip bu bilgisayarı böyle yapmayı becerebilirse artık bu bilgisayarlar oda sıcaklığında çalışabilecek demektir. Şimdi arkadaşlar, sizlere 2 dakika sözüm var. Bunu biliyorum. Genelde de kaçırıyorum ama şuraya bir anket hazırladım. Siz ülkemizi gelecekte teknoloji anlamında nerede görüyorsunuz? Hızla burayı terk ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca şurada da bir buton var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.